Ha, geçin. Evet, nehirlerin, göllerin, derelerin en çok olduğu bölgelerde yaşıyoruz. Şu anda Karadeniz bölgesi denince nehirlerin, derelerin olduğu bölge ve insanlar ulaşımlarını sağlamak için yüzyıllardır köprüler yapmışlar. İşte kemer köprü de mevcut, demir köprü de mevcut, asma köprü de mevcut. Yani köprülerin her türlüsü Borçka'da mevcut. Biz de bizim dönemimizde bir asma köprü, yani iki mahalleyi birbirine yakınlaştırmak için ve insan trafiğini hem şehirden biraz uzaklaştırıp daha kolay okula, daha kolay diğer bir mahalleye ulaşabilmeleri için veya da hastaneye ulaşabilmeleri için bu Aksu Deresi'nin hemen yanında böyle bir köprü yapmaya karar verdik. Asma köprü. Bizim kültürümüzde de var olduğu için bu asma köprü bizim için son derece ekonomik oldu. Yani vatandaşlarımız çok kolay bir mahalleden diğer mahalleye geçmiş oldular. Gerekliydi ve böyle bir talep de vardı. DSİ'den aldığımız izinler neticesinde Borçka'ya yeni bir asma köprü de kazandırdık. Bu asma köprü aynı zamanda bize şöyle bir şey de katıyor. Turizm açısından da son derece ilgi çekiyor. Çünkü bu köprüler her yerde yok. Ya da bu kadar uzun değil. Karadeniz bölgesindeki bu bir köprü Yeni Yol Mahallesi ile Merkez Mahallesi'ni birbirine bağlarken bu asma köprümüzde şu anda 85 sanırım 90 metre. 90 metrelik bu asma köprü de Aksu Mahallesi ile Gündoğdu'yu birbirine bağladı. 1950'lerin sonunda yapılmış, yani nereden baksanız 70 yıllık bir köprüdür. Ama zaman içerisinde çokça onarılmıştır. Köprünün hatıraları, hatıratları vardır mutlaka. Borçka'nın bir özelliği var. Bakın üç tarafı su ile çevrili olduğu için su medeniyettir. Bu aslında bir suyun yarattığı medeniyet ve suyun yarattığı sonuçtur. Borçka'da demir köprü, perçemli köprü, beton köprü, tarihi köprü ve asma köprüler mevcuttur. Dünyada ne kadar köprü varsa aslında Borçka'da ve Artvin'de bulabilirsiniz. Bunun mimarı da Çoruh Nehri'dir. Ben bu mahallede öğretmendim. Bu 78'de filan bu köprüyü kullanırdım.